Günümüzde jimnastik ve vücut geliştirmeye büyük bir ilgi var ve insanlar bu konuda gayretliler. Bazıları bu amaç için epey para, zaman ve çaba sarf ediyor. Bu arada Rabbin de egzersizlerimizle ilgilendiğini söylemeliyim. Rab vücudumuza nasıl baktığımızla ilgilenir. Ancak ruhumuzun eğitimi ve gelişimiyle ilgili egzersizlere öncelik vermektedir. Tanrı'nın egzersiz programının hedefi kaslarla dolu iyi gelişmiş bir vücut değil, Tanrı'nın sevgisiyle parlayan temizlenmiş bir yürektir. Tanrı'nın egzersiz programının hedefi kaslarla dolu iyi gelişmiş bir vücut değil, Tanrı'nın sevgisiyle parlayan temizlenmiş bir yürektir. Tanrı kendi egzersiz planının kurallarını kutsal kitapta vermiştir. İlk ve en önemli şart yeniden doğmalısınızdır. Bizler Mesih'te bu ilk adımı izleyen bebekler iken kendimizi tümden kutsal olan imanımızın temeli üzerinde geliştirmemiz gerekmektedir. Bu egzersizin benliği hoşnut edeceği vaat edilmez. Tanrı terbiye, acı ve sıkıntıların rahat ve refahtan daha iyi bir büyüme sağladığını bilir. Tanrı çocukları bunu akıllarında tutarsa sıkıntılar ve zorlukları gerçekten de hiçbir zaman ölmeyecek. Ruhumuzun patlanıp büyümesi için Tanrı tarafından izin verilen fırsatlar olarak daha kolay kabul edilebilir. Ruhsal gelişimin kendimizi inkar ederek ve gayret göstererek oluşturabileceğimiz bir şey olmadığını hatırlamalıyız. Ruhsal egzersizler aracılığıyla işlenilebilir birer kil oluşturduğumuz halde bizi biçimlendirip gelişmemizi sağlayan göksel babamızdır.